Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Pazartesi günü dolar ve borsa açısından ölümcül bir kavşağa varacağız. Çok önemli bir yol ayrımına geleceğiz ve bugünden sonra işler ya pozitif ya negatif. Yani işler ya birazcık daha iyileşmeye başlayacak ya da oldukça kötüleşecek. Dolayısıyla bu pazartesinin önemi çok büyük. Neden bir kavşaktır? Bunu ilerleyen dakikalarda size izah etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz zaten ben aynı zamanda Yeni Çağ Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapıyorum. Bu pazartesinin önemini, bu önemli yol ayrımını, bu kritik yol ayrımını böyle adeta bir kurum raporu edasında yazdıktan sonra şöyle bir okudum da hani böyle aracı kurumların, yatırım bankalarının hazırladığı raporlar gibi olmuş. Öyle bir köşe yazısı yazdım. Yeni Çağ'daki köşemde de hafta sonu yayınlanması amacıyla gazeteye gönderdim. Ama siz de bunu daha o gazetede yayınlanmadan önce paylaşmak istiyorum ki bakın şöyle. Şimdi diyoruz ki Pazartesi günü dolar ve borsa açısından oldukça hayati bir gün olacak. Ama lütfen beni yanlış anlamayın. Yani pazartesi dolar uçacak, borsa çakılacak demiyoruz. Yani bir gün içinde oluşacak bir dalgadan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Ama pazartesi piyasalar çok kuvvetli bir işaret alacak. Ve bu işaret okyanus ötesinden gelecek diyorum. Bu işaretin detaylandırmasına girmeden önce gelen son veriler üzerinden bir durum değerlendirmesi yapalım. Böylece gelecek işaretin ne kadar önemli olacağını, dolar ve borsada ne gibi sonuçlar doğuracağını anlayabiliriz. Arkadaşlar şöyle taze verilere bakacağız. Taze verilerden minik bir sunum yapacağım. Ondan sonra bu verilerin üstüne bu işaret nasıl gelirse ne olur? Dolar ve borsada yön ne olur? Bunu belirlemeye çalışacağız. Şimdi bakın. Birinci veri yeni geldi bu. Orijinal vadesine bakılmaksızın Merkez Bankası'nın sitesinden okuyorum. Vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu Haziran ayında 206 milyar dolarken Temmuz'da 210 milyar dolara çıkmış. Bakın arkadaşlar, kısa vadeli borcumuz artıyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde toplam stok içinde kamu sektörünün %19,9, Merkez Bankası'nın %22,1, özel sektörün ise %58 oranında paya sahip olduğu görülmektedir. Şimdi çok bariz ki artık kısa vadeli borcumuzun arttığını görebiliyoruz. Şimdi ikinci veri. İkinci veri, bu verileri vereceğim ve birleştireceğim ve pazartesi ile bağlantısını kuracağım. Çok önemli arkadaşlar. Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna baktık. Ayın 14'ü itibariyle dış varlıklar 3,2 trilyon arkadaşlar. Toplam döviz yükümlülüğü yani borçlar yaklaşık 3 trilyon. Dış varlıklardan toplam borçları çıkarttığım zaman 236 milyar gibi bir rakam geliyor. Bunun da Türkçe tercümesi 8,7 milyar dolar. Yani rezervdeki para 8,7 milyar dolar. Peki ödünç alınan dolar miktarı olan swaplar nedir dediğimizde yine Merkez Bankamızda verilere baktığımda 8 Eylül itibariyle bu ödünç alınan swapların toplamı 74 milyar dolar. Şimdi 74'ten değerli arkadaşlarım ne oldu? Biz 7-8 olsa çıkarsak rezervi 66 milyar dolar, 67 milyar dolar gibi değil mi? Bir rakam kalıyor. Yani burada bakın. Gerçekten Merkez Bankası'nın rezervinin duruşu açısından kuvvetli bir görünüm ne yazık ki sergileyemediğini görüyoruz. Özellikle Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ikilisinin gelmesinden sonra bir ara işte rezervler düzeliyor, biriktiriyoruz falan desek de burada görünüm birazcık daha bozuluyor. Ve buna ek olarak bir de arkadaşlar kısa vadeli borcun artıyor olması az önce söyledim. Kur üzerindeki risklerin biriktiğini gösteriyor. Ve
Bir de şunu hesaba katın. Yaz bereketi dediğimiz, yani tarım ve turizmde ürün artışı, gelirlerin artışı gibi bir sezonun geride kalmasıyla sonbaharda gıda fiyatlarının yukarı çıkması ve kurun da turizm gelirlerinin azalmasına paralel olarak yukarı çıkması belirlenebilir, beklenebilir. Üçüncü durum, bakın. Bütçe Temmuz ayında 48,6 milyar lira fazla vermişti. Vergiler ve zamların tesiriyle bakın bu fazla verme devam etti. Ağustos ayında bu rakamda yeni bütçe 51,3 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos dönemine baktığım zaman ben açığın eksi 383,4 milyar dolara gerilediğini görüyorum. Ama hala çok büyük bir rakam karşımızda eksi. Lakin bu iş böyle 2 ay fazla vererek kalmayacak. Deprem harcamalarıyla bu verdiğimiz hani dedim ya 383 milyarlık bir açık var. Bu arkadaşlar yukarıya doğru taşınacak. Çünkü deprem bölgesindeki harcamalar tam gaz devam edecek. Haliyle bu açığı kapatmak için işte mazotu konuşuyoruz değil mi? En son 40'ın üstüne attı. Ne olacak arkadaşlar? Zamlara devam edilecek. Bu da ülkedeki enflasyon seviyesini yukarıya doğru taşıyacak. Hepimizin hayat kalitesi zaten bozuk. Daha da bozulacak arkadaşlar ve en önemli özelliği bakın Türk lirasından kaçış özellikle sonbahardan sonra hızlanacak. Neden diyoruz? Bir, zaten sezon bitiyor. İki, bütçedeki açıklar hala devasa ve bu açığı kapatmak için zamlar tam gaz devam edecek arkadaşlar. Ha ben burada hep aynı şeyi söylüyorum diyeceksiniz belki ama ben yine Kılıçdaroğlu'na kızıyorum. Niye? Eğer görevi bıraksaydı daha genç, enerjik, örgütü hareketlendirecek, herkese heyecan verecek, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkla, sahayla bir şekilde bağ kurarak sadece meclisin klimalı salonlarından ya da sosyal medyadan tweet atarak muhalefet yapmak yerine aktif bir şekilde iktidarın karşısında durulsaydı şu an sadece zamlarla açık kapatılmaya çalışılmaz. Aynı zamanda tasarruf da yapılırdı. Kamu harcamalarında tasarruf kalemleri ne kadardır? Kim ne kadar tasarruf yapacak? Bir söylendi, geçti gitti. Şimşek bir söyledi, geçti gitti. Dolayısıyla burada hakikaten çok büyük sıkıntılarımız var. Bu bütçe birazcık da tasarrufla kapatılsın bir kardeşim ama yok. Hep gelir yoluyla yani zamlarla işte bu zamlar devam ettiği sürece arkadaşlar ne olacak? Enflasyon ve TL'den kaçış devamı olacak. Şimdi bütçe açığı için yapılan zamlar enflasyon yarattığı kadar diye yazdım. Merkez Bankası tarafından KKM ödemeleri ve hazineye destek amaçlı basılan para miktarı da enflasyonun önemli kaynaklarından biri. Bakın bunu önceki videolarda da dedim. Haziran'da 9,7 trilyon olan rakam şimdi 8 Eylül'de 12,3 trilyona çıktı. Neydi? Çok iyi biliyorsunuz artık. Bir ülkede büyüme rakamından daha fazla yani üretilen mal ve hizmetlerden daha fazla oranda para basarsanız haliyle enflasyon kaçınılmaz olur. Bu da arkadaşlar sonuca geleyim. Bu tabloya göre yıl sonu beklentimi olan 70 rakamını da geçerek liradaki değer kaybını artıracak arkadaşlar. Yani %70'ten fazla bir enflasyona bizi ulaştıracak. Bu dönecek dolara vuracak ve bakın daha bitmedi. Enflasyonu etkileyecek bütçe diyoruz, sezonun bitmesi diyoruz, para basılması diyoruz. Bir tane daha ekleyin onun yanına enflasyonu yukarı çekecek petrol fiyatları. Hep beraber izliyorsunuz değil mi? Son 4-5 gündür Brent tipi petrolün varil fiyatını ki bunun temelinde de Suudilerin üretim kesintilerini artırması var arkadaşlar. 93 doların üstüne çıkan bir fiyat var. Haliyle bakın bu da Türkiye için enerji maliyetleri yoluyla bütün o enflasyonu yukarıya çekecek. Ve bakın rakam olarak şuna varıyorum. Petrolün 100 dolara yaklaşması enflasyonda benim şahsen 70 olarak 2 ay önce 3 ay önce belirttiğim hedefi enflasyon hedefini 80'ler civarını itecek arkadaşlar. Bunun da dolar TL olarak karşılığı hani böyle 30'lar 31'ler bekleniyordu ya arkadaşlar yıl sonu 34-35 lirin üzerine dahi sarkmaya çalışan yıl sonu diyorum 2024 de demiyorum arkadaşlar bir durumla karşı karşıya gelebiliriz petrol eğer 100 dolarlara doğru yaklaşırsa. Şimdi bu oraya kadar konuştuklarımız durum tespitleriydi ama bakın
Vatandaşın durumu, sizler zaten her şeyi çok iyi biliyorsunuz ama çok zor durumda olan alt gelir ve orta gelir grubu var. Bunu nereden anlıyoruz? Bireysel krediler ve kredi kartlarında yasal takibe takılanların sayısı. 2022 Temmuz'da 156 bin kişi arkadaşlar. 2023 Temmuz'da çat fırlıyor 180 bine. Haziran'da ne kadarmış? 118 binmiş. Yani bakın, Haziran 118, Temmuz 180 bin. Çok dramatik bir artış var. Ve olaya kredi kartı olarak baktığımda 2022'de 78 binmiş bir ayda Temmuz'da, şimdi 96 bin oldu. Peki neden böyle? Zamlardan dolayı arkadaşlar. Kur 20'den 27'ye gittiğinde müthiş bir enflasyon dalgası yarattı. Ve bu enflasyon dalgasına karşı gelirler enflasyonun altında kaldığı için ne yapacak vatandaş? Kredi kartına dayandı. E şimdi bakın, ihtiyaç kredileri fırladı gitti faizleri. Kredi kartları üzerinde bir baskı var. Tamamen talebi boğarak, ki talep yaratmıyor aslında Türkiye'de enflasyonu, ya da yaratsa da önemli, en önemli majör nedeni değil. Burada bir önlem alınmaya çalışılıyor ama beyhude. Şimdi gelelim şu pazartesiye değerli arkadaşlarım. Eğer burada dedim ki bu anlattıklarımız enflasyon yaratıyor değil mi? Bunların yarattığı enflasyonu göğüslemek, bunların karşısında bir bariyer oluşturabilme adına bizim kuru tutmamız lazım. Kuru tutmak için de arkadaşlar, kısa vadede dış sermaye girişinden başka çaremiz yok. Sermaye eğer temin edilirse kuru savunmak mümkün olacak. Ama lütfen yanlış anlamayın. Bu dış sermaye temininden kastım kurun gerileyeceği değil. Kurun mevcut seviyeleri dramatik bir şekilde, sert bir şekilde yukarı aşmamasını kastediyorum arkadaşlar. Bakın ne durumdayız. 2 yıl önce düşürmekten bahsederdim. Şimdi mevcut durumu savunabilmek, bir çizgiyi savunabilmekten bahsediyorum. O yüzden sermaye temini çok önemli. Ve arkadaşlar, bu sermaye temininde, yani zurnanın zırt dediği nokta pazartesi günü arkadaşlar. Yani ben rasyonel politikalar yaptım, şu kararı aldım, bunu yaptım, o oldu, bu oldu, liyakatlı atamalar, ıvır zıvır, her neyse. Pazartesi günü bunun karşılığı cash var mı yok mu anlaşılacak. Niye? Zira değerli arkadaşlarım, Sayın Mehmet Şimşek Amerika'da pazartesi Citibank, salı Goldman'da yatırımcılarla bir araya gelecek. Bu iki toplantıdan çıkacak haberler dolar ve borsa için oldukça önemli bir dönüm noktası olacak. Umarız buradan hayırlı haberler gelir. Şimdi yıl sonu kurda 30-31 hedefinin aşılmaması için sermaye girişleri şart diyoruz. 2. Borsa uzun süredir patinaj yapıyor. 8000'in altına kayayım mı kaymayayım mı şeklinde, orada bir sırat köprüsü modunda arkadaşlar. 8000'in altına kayıyor. Burada borsada da 8000'in üzerinde tutunabilip daha yukarıya doğru yürümesi için de sermaye temini şart. Bunun mutlaka olması lazım. Şimdi bu girişler olmazsa, yani pazartesi günü Şimşek'in City, salı Goldman'da yaptığı yatırımcı toplantılarından negatif sonuçlar gelirse arkadaşlar, yıl sonu dolarda 34-35'e kapı açılır 2024 girmeden. 2024'ün içinde arkadaşlar biz 42-43 hedeflerini o yılın sonu için hedef olarak konuşuruz. Ve borsaya bakarsak da 7500-8000 arasında bir patinaj yapmaya başlar. Ha, burada pazartesi buradan pozitif mi negatif mi haber alırız dediğimizde, şimdi yani klasik muhalif açısıyla baktığımız zaman olmaz, bayağı yapamazlar falan, bunu dememek lazım. Birazcık gelen sinyallere bakmak lazım. Bu sinyallere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem City'de hem Goldman'da Sayın Şimşek'in yapacağı o toplantılara katılımcı sayısı, ilginin fazla olduğunu duyuyoruz. Ve bakın, sadece yatırımcılar değil, yani City'nin ve Goldman'ın yatırımcıları değil, aynı zamanda Amerikan hükümetinden işte senatörlerdir, bir takım yetkililerdir, bunların da Şimşek'le görüşerek durum hakkında bilgi almak istediklerini, paylaşımlara girmek istediklerini biliyoruz arkadaşlar. İşte bu açıdan baktığımda olumlu bir durum var. Çünkü hatırlayın,
Sayın Nebati'nin yaptığı görüşmelerde yatırımcı sayısı oldukça kısıtlıydı ve toplantılardan da bir şey çıkmamıştı. Ama şimdi bu sefer toplantılara iştirak etmek isteyen dış yatırımcılar var. Ve dönüp ben nesnel olarak baktığımda, yani burada takım tutar gibi parti tutmamamız, olaylara objektif bakmamız lazım ki dolar ve borsada karar vermemiz lazım arkadaşlar, isabetli olsun diye. Yani Nebati dönemindeki uygulamaların 180 derece tersi bir politika seti yapıldığı için, ki öncesinde de kredi derecelendirme kurumlarının ya da diğer yabancı kurumların programı OVP'yi bile destekler nitelikteki açıklamaları, ben de bence yabancı sermaye konusunda bir şansımızın olduğunu gösteriyor. Ama bakın, bu yabancı sermaye girişi harala gürele şeklinde değil, yavaş yavaş, hani böyle soğuk bir suya girerken nasıl ilk önce ayak parmağınızın ucuyla bakarsınız denize, işte aynen öyle değerli arkadaşlarım bir değerlendirme yapacaklardır diye düşünüyorum. Ha, burada olay şu: şimşeğin ömrü bu işe yetecek mi? Yani şimşek bu politikalarıyla Ocak, Şubat, Mart'ta da kalacak mı? Eğer kalırsa biz tahvil ve borsaya buradan yabancı sermaye girişinin gerçekleştiğini görürüz. Böyle bir durumda borsa 8.000'in üstünde kalır ve 11.000'e doğru yürür. Yavaş yavaş giren yabancı sermaye desteğiyle. Burada bir kez daha işaret etmek istiyorum ki, yani yorumları yaparken işte bunlar yapamaz edemezden ziyade veri bazlı çalışmak lazım. Yabancı ne söylüyor, buna bakmak lazım. Hükümetin icraatları ne, buna bakmak lazım. Biz zaten o kanattan bilgi gelir gelmez hemen sizinle paylaşacağız. Diyeceğiz yani bu iş oldu ya da bu iş olmadı arkadaşlar. Bu kadar net bir şekilde anlatacağız. Bu girişlerin bir de olmasının daha yakın olması, yani girişlerin olma ihtimalinin daha fazla olmasının nedeni de şu: yani kuzeyimizde bir savaş var arkadaşlar, Rusya ile Batı arasında. Keza yine Türkiye'nin içinde muazzam göçmen var, bizim başımıza büyük bela açıyor. Sosyal sorunlar, enflasyon gibi aynı zamanda. Bütün bu iki karttan dolayı da sanki böyle yabancıların, hani geçmiş videolarda da anlattım, bir takım işbirlikleri var, işte açıklamalar vesaire. Birazcık musluğu açacaklarını değerlendiriyorum. Ama tabii ki peşin konuşmamak lazım. Pazartesi günü mutlaka o toplantıdan bir takım haberler sızacak. Onları da sizle hemen paylaşacağız zaten arkadaşlar. Yani gerçekten ölümcül bir kavşak. Umarım ekonomimiz için, umarım insanlarımız için en hayırlısı olur. Bunu dilemekten başka açıkça yapacak bir şey yok. Eğer bu kavşakta istediğimizi alamazsak, İnanın enflasyon ve kur açısından kış tam bir kabus gibi geçer diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.